Kitap Çıkarma Derneği Çanakkale Şubesi 267 üyemiz var Merkez İlçe'de. Geçtiğimiz yıllarda biraz üye sayısı azdı ama kampanyada üye sayısı çoğaldı. Geçen haftalarda genel kurulumuz yaptık. Bizim bir yönetim kuruluna pek talep yok. Genellikle üstümüze kalıyor bizim işler. Uzun süreden beri denetleme kurulu üyesi arkadaşlarım da sağ olsun. Yönetim kurulu arkadaşlarımız da birkaç değişiklikte öyle götürmeye çalışıyoruz. Başka kurumlara millet yönetime girmek için şey yapıyoruz. Görüşürüz. Yedeklere bile zorla neredeyse rüşvet teklif edeceğiz ama kardeşim bize gelin diye. Niye öyle acaba? Nedeni belli başkanım. Nedeni belli. Yani orada da para yok. Yani şu an bizim aidatlarımız ayda 1 lira, 12 ayda 12 lira aidat toplamaya çalışıyoruz. Ama sağ olun giderimiz de yok. Bir sabit telefon vardı. Mesela 3 yıllık geçen genel kurul yaptık. Bir telefon giderimiz var fatura olarak. Başka bir gider kurulu yok hiç. Biz olanları da kendimiz de almadık. Kendimiz şey yaptık. Kendimiz karşıladık. O anlamda da geçen hafta onu da kapattık. Ondan sonra gider de olmayacak. İşte gelirli üyelerden 1 lira olunca isteme biraz şey oluyor. Bazı üyeler de ya çok da önemli değil işte benim üyelikten çıksam da olur diyor. Eskiden hatırlarsınız derneklere üye olmayanlar giremez. Evet. Üye olmayanlar bir şey olmaz. Biz öyle bir terim kullanmıyoruz tabii. Toplumun tüm katmanlarıyla şey yapıyoruz. Evet. Birlik beraberlik içindeyiz. İlk üretim kıtlığı var. Sizlerin de yaşadığı gözlediği gibi. Zaten alabildiğine bir tüketim çılgınlığı var. Biz tanıtımı ve çalışmalarımızı fazla tüketmeyin, üretime teşvik olsun, üretime teşvik edelim diye böyle bir çalışmanın içindeyiz. Ülkenin kalkınması hem de şu anki krizden çıkmamızın yolu üretime teşvik etmek, üretimi artırıcı ilişkiler içinde bulunmak diye düşünüyorum. Biz tüketiciler tüketmeme yolunda az tüketme, daha siyasi bir söylem. Yerel ürün tüketme, yani ithal ürün tüketmeme gibi zaman zaman bunlarla ilgili kampanyalarımız olacak. Herhalde Mayıs ayı içinde, geçen hafta geçen Balıkesir'deydi, Mayıs ayı içinde de tohum çalıştığı gibi etkinlik yapmayı düşünüyoruz. Sivil toplum örgütleri diğer arkadaşlarla. Sizin bu yeni dönemdeki projenizi çok sıcak bakıyoruz, çok heyecanlanıyoruz. Bu üretimde tüketime, üreticiden şeye ama yine de şey kaygımız var. Geçen akşam birkaç köye gittik değişiklik olsun diye. Köylerde hala kaygılı bir şekilde gözlüyoruz. Üretim yapacak kimse kalmamış. Hatta köylüler diyor ki bu kuşak belki bizim çocuklarımız rahat edecek ama torunlarımız kesinlikle açlık sıkıntısı çekebilirler. Çünkü üretimi unutunca üretim yapacak insan da bulmak çok zor. Onu öyle bir eğitimde alması zor. Çünkü köyden gelmiş. Orada yaşamıyor. Evet. Görmüyor üretimi de. Aynen. Bu anlamda ciddi sıkıntılar var diye düşünüyorum. Bu yeni dönemde bence hep beraber üretimi teşvik edecek bir şeylerin içinde olmamız lazım diye düşünüyorum. Güzel. Üretim olmadan da ülkenin kalkınması da şeyden çıkmamız da imkansız. Bunu da olur. İşte sağlıklı gıdaya ulaşmak da bir tüketici hak. Evet, bunlar evrensel tüketici hakları var zaten. Hepsi yani, sağlıklı çevrede yaşama hakkımız var. Tabii yani bunlar onun için mücadele ediyoruz. Yani bu konuda yine evet. Tüketici derneğiyle, biz TÜKODER'le her zaman işbirliği içerisinde bunların mücadelesinin içerisinde olacağız zaten. Tabii kooperatifleşme sorunuyla yani üretim kooperatifleri hem işte sağlıklı gıda hem fiyat denetimi noktasında, düzenlemesi noktasında faydalı olacaktı. Sizler de tabii işbirliği içerisinde olacak bunlar. Ziraat odası, işte sizler tüketici ayağıyla diyerek bu şekilde işte projelerimiz zaten kitapçımızın bir tanesi hesap kitapçığı. Öndeki de üstteki de yine önümüzdeki dönem projeler kitapçığı. Zaten herkes kooperatif olur. Artık herkes kooperatif lafını ağzına alır hale geldi. Ama biraz, üretim olmayınca yani biraz zorlaştı. Ama çözeceğiz, çözülecek yani. Çünkü tanzim satışlara ithal banları mı dizilecek, satılacak? Aynen. Yani aynen. Bizim hiç söylemiyorum. Yok, şu anki merkezi hükümetin satışlarını, Suriye patates, Suriye soğanı mı koyacak yani? Bir şekilde üretimi destekleme arttırmamız lazım. Kesinlikle. Başka yegane şart bu. Yani onun diğerleri hepsi lafı güzel. İstediği kadar tanzim, istersen Cumhuriyet'e tanzim satış yap. Nereye kadar? Nereye kadar? Yani nereye kadar? Kaç liraya kadar? Arkadan üretim gelmedikten sonra
nasıl olacak bu iş? Biraz önce dedi fiyatın ötesinde sağlıklı gıda da önemli. Yani, tabii. Tohum kaliteli diye bilmem ne dedi. İşte bize tohum sağlığımız var biliyorsunuz. Onu evet. geliştirmek için. Mesela onu da engelliyorlar. Ne? Tohum takasını yasaklıyorlar. Tohum evet. ürettirmiyorlar yani. Ya bu kadar şey olmaz yani. Bir garabet olmaz üretimde. Onunla ilgili bir genel ilgili yönetmelik çıkarmışlardı. Bizim genel merkez mahkemeye verdi. Sonuç bekliyoruz. Yönetmenin durdurulmasıyla ilgili. Yani sadece ticari kuruluşlar yerli tohumu satabilir. Öyle bir tercihli bir şey yapılması gibi. O içerikli. Sıkıntıydı o da. İnşallah o da olur. Tamam. Zaten olmazsa bile yasayı bir şekilde dolanacağız yine. Yapacağız yani. Bir şey yapacağız yani. Sözleşme bir üretim yaptık falan filan. Mesela bir şeyler yapacağız.